Merhaba sayın meslektaşlarım. Ev ve seralar için çelik borudan özel radyatör yapım hesap programı versiyon 1'i sizlere tanıtıyorum. Bu tarz üretime yönelik özel çalışmaları katıl bölümünün ikinci seviyesi olan ikinci üyeli olan ileri düzey bölümünde paylaşılacaktır. Şu an videoyu izlediğinizde belki aktif olmamış olabilir. Youtube'dan onay bekliyorum. İkinci bölümü açıyorum. yarından itibaren onaylanmış olur. İleri düzey bölümüne üye olanlar platinum bölümü olan 25 TL olan aylık bölüme de hak kazanacaklardır. Oradaki içerikleri de indirme hakkı vardır. şimdikten ülkem ve meslektaşlarım adına hayırlı olsun diliyorum. Burada çalıştığım özel çalışmalar, bu tarz yaptığım özel çalışmalar üretime yöneliktir. Yani ülkemizde bir şey üretmek istiyorsak, ee, onu hesabı ile birlikte yapmak gerekir. Şimdi burada neden üretime yönelik? Ee, siz 25 kava bir ısı kaybı olan bir yerde sadece boruyla ısıtmak isterseniz burayı böyle iki tane vana koyup duvardan boru dolaştırmak isterseniz bu boru kaçlık ve kaç metre olacak şeklinde yani soru işareti olabilir. Biz burada seralarda aynı şekilde biz burada bu Excel yardımıyla bunu hesaplayacağız. Misal buradaki 25 kW'ı hesaplayalım. Şimdi burada 25 kava burada serpantin kapasitesi diyoruz buna. 25 kavayı buraya giriyorum. 25 kavayı girdim bakın buraya. Ortam sıcaklığını 20 derece istiyoruz. Serpantin iç çapı ve serpantin dış çapı yani boru çapımızı belirleyeceğiz. Şimdi yarım parmak boru tavsiye edilen hız değerlerinin üstünde. 25 kava için zaten. Buradan 25'lik boruyu deneyebiliriz. 25'lik boruyu e, dizayn yapabiliriz. 25'lik boruyu seçtiğimizde 25'lik boruyu seçtiğimizde burada 344.2 metre e, 25'lik borudan yapabiliyoruz. Farklı bir boruyu yaparsak 264 metre bir bir çeyrekten veya daha farklı bir boru yapar isek 228 metre bir buçuk boru dolaştırabiliriz. Burada e, zaten çok e, yukarı ya da aşağı zaten çok oynamıyorsa ideal seviyeleri bulmuş oluruz. Burada 2 inçten 178 metre dolaştırdığımızda şu şekilde kıvrımlı bir şekilde burayı e, bu şartlarda ısıtabiliriz. Yüzey alanı burada, boru metrajı burada. Suzu 0.14 metre/saniye hızla borudan geçiyor. 5.35 Pascal metre başına basınç kaybı var. E, tabii çok düşük bir basınç kaybı burada. da. E, 178 metre misal ikinci 178 yerine mesela burada bir bir çeyrek dolaştırsaydık 264 metre. 264 metreyi bugün fiyatlayacak olsak 264 metre boru 264 e, çarpı 1 inç boru yanılmıyorsam 25 liraydı bu da 30 lira civarında olsa şu an güncel fiyattan 7-8 bin liralık bir boru e, gidiyor. Şayet buraya bir radyatör alsaydık, bakalım hangisi daha maliyetli olacak. 25 kava e, 25 bölü bir e, buçuk kava yani çok abartmadan 1.5 buçuk kava 1.8'e falan böleriz genelde de. E, hadi 1.8'e böleyim. 14 metre radyatör gitti. Bugün radyatörün metresi 735 civarlarına çıktı söyleniyor. O da 10 bin lira. Yani 3.000 lira daha tasarruflu oluyor. Tabii bir de işçiliği var bunun burada bükme dolandırma. Belki kafa kafaya da gelebilir. Bazı yerler avantajlı da olabilir. Bunu tabi oturup şey yapmak lazım. Ee, hesap yapmak lazım. Burada gördüğünüz gibi bir bir çeyrek borudan 264 metre. Tabi bunun kararlarını değiştirme yöntemiyle fiyatlandırarak bakmak lazım. Bir inç biraz fazla dolaşıyor. Üç çeyrek zaten sıkıntılı hızdan dolayı. 1 inç 344 metre. Bu şekilde gördüğünüz gibi tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde başka bir şey için hesap yapalım. Şimdi şurada şöyle bir, bir serayı düşünelim Serada sadece bir kol için hesap yapmak lazım şimdi iki tane ana hattımızın olduğunu düşünelim şuradan şuraya bir 10 metre mesafemiz var 10 metre mesafemiz var buradaki 10 metre mesafede bu borunun işte bir inç boru olduğunu varsayalım verdiği ısıyı hesaplayabiliriz. Ya da bu boruya düşen yükü yani 5 kava diyelim bu boruya düşen yük. 5 kava 5 kava ise örneğin 3 kava olsun. Çok abartmayalım. Mesafesi de 30 metre olsun. Şuradan şuraya. Şöyle 30 metre mesafesi olsun. 30 metre mesafesi olsun. 30 metre mesafesi var. 3 kava e, boru başına düşüyor. Yani bu seralarda şöyle bireysel yani bazı incelemeniz gerekir. Şurada şöyle tek boru incelemeniz gerekir. Bütününü incelemek yine tek tek buldunuz ama tabii ki yakındaki biraz daha verimli olacak ama e, ortalama olarak bir tanesini incelemeniz size daha sağlıklı olacaktır. Mesela 3 kava 30 metre. Şimdi şuraya 3 kavayı girelim. Yine serada. 15 derece istendiğini varsayıyorum 15 derece 38 metre mesela bir inç borudan 38 metre gidiyor. Bu biraz sıkıntı yaratıyor bana bir bir çeyrek yaptım da tam 30 metre çıkıyor görüyorsunuz Vallahi şu anda biraz sallayarak denedim. 30 metre bir bir çeyrek dolu 30 metrede yaklaşık 3 kahve ısıyı veriyor. Yani buradan e, şimdi 3 kava şurası 1 bir çeyrek bulduk ya. 1, 1 bölü 4. Şimdi bizim toplam yükümüz mesela 300 kava ise 300 kava ise buraya 100 tane karşıdan karşıya boru geçir, geçirilir. Bu şekilde 100 tane. E, buradan da ana hattın çapı da belirlenir. Mesela şu ana hatlarda zaten ısıtma yüküyle aynıdır. Büyük ihtimal 300 kavayı e, 2,5'la falan çok rahat bir şekilde taşıyabiliriz. 2,5 inçle. Şu ara çapları belirlemek önemli olan ana hattı ısıtmaya dahil etmeyin yani gerek yok. E sonuçta yaklaşık metotla doğru seçimleri yapabilmek. E, bu program gerçekten e, seracılıkla uğraşan arkadaşlarımın uğraştığını görmüştüm. Onlar için özellikle faydalı olmasını diliyorum. E, bunları indirmek için katıl bölümüne destek veren meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu bu bilgilerin, bu çalışmaların kıymeti bilenlere nasip olsun. Çünkü kıymeti bilmeyenin eline geçtiği zaman zaten e, işe yarası da söver. Yani e, kıymet bilmeyen insanlarımız da var e, ülkemizde, çamura atmayı sevenler de var. E, biz emek veriyoruz, hatalarımız olabilir, bunları e, test ediyorum, üzerine çok düşüyorum deneme, yanılma yöntemiyle, piyasada yapılmış hesaplarla kıyaslamalar yapıyorum. Ufak tefek farklılıklarımız olabilir. Mesela misal 3 kahvada ben 30 çıkarıyorumdur. Karşıdaki başka bir hesap yapmış kişi de bu 32 33'ü görebilir ya da 27 28'i. Bunlar çok önemli faktörler değil. Zaten biz sonuçta ana boruyu hesaplamadık. Bir şeyleri emniyetini katıyoruz. Siz zaten bunun emniyetini alacaksınız. Bir iki boru zaten fazladan seçeceksiniz. Umarım faydalı olmuştur bu tarz çalışmaları. Ömrümün ve gücümün yettiği kadar zevkle üretmeye ve yapmaya çalışıyorum. Ülkeme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Beni destekleyenlere gönülden teşekkür ediyorum. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun sayın meslektaşlarım.